Herkese selam değerli izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Bugün günün ikinci yıkaması olarak beyaz halıyı yıkıyorum. Makinemin önündeki beyaz halıyı. Çünkü bir ay oldu. Bir ay olunca hemen kirleni veriyor. Biliyorsunuz ki ben her ay halı yıkayan bir insanım. Makinemin deterjan bölmesinde Calgon ve soda var. Calgon and Laundry Soda. Okay. Tursil, Universal, Baş Pulva. Biraz da buraya. Okay. Şimdi biraz da Tursil sıvı. Tursil Universal. Şunun bir güzelliğine bir bakın. Oh my god. Maviş maviş. Blue blue blue. Bugün mavi bir yıkama olacak. Arkadaşımdan ilham aldım. Bu yıkamayı not almıştım daha önceden. Kullanacağım. Sizlere göstereceğim diye. Evet, seçtiğim program sentetikler. 40 derece Eco Perfect 800'de 1. Bu sefer kolay ütülemeyi aktifleştirmedim. Bu yıkamanın bir benzerini arkadaşım F. Germany yapmıştı. Ondan görüp çok beğenip hemen not defterime not aldım. Diğer YouTuber arkadaşlarım da eğer benim yıkamalarımı beğenirlerse benim yıkamalarımı not alarak kendi evindeki ürünlerle ya da birebir aynı ürünlerle benden ilham aldığını belirterek videolarında yıkamalarını yapabilirler. Ben ekstra olarak sadece soda ekledim. Arkadaşım soda kullanmıyor. Always Rise Universal tozunu ve sıvısını kullanmıştı. Ben de Henkel ürünü olarak Tursil ve Tursil Universal sıvı ve tozunu bu yıkamada kullandım. Zaten Always Rise ile Tursil kardeştir. Almanya'da Persil, Spe ve Always Rise üç kardeş. Bizde Weiser Rize yok. Aslında olmasını çok isterdim. Maalesef yok. Henkel Türkiye'ye buradan teessüflerimi iletiyorum. Umarım bir gün ülkemize Weiser Rize gelir. Özellikle orkideli tozunu çok istiyorum. Weiser Rize tozun. Aslında Tursil de o tozun aynısını üretebilir. Çünkü Henkel ürünü olduğu için. Ama Tursil Türkiye neden üretmiyor onu da bilmiyorum. Henkel Türkiye eğer benim bu videolarıma denk gelirse lütfen orkideli toz deterjanı üretmesini Henkel'in istiyorum. Bu deterjanı çok merak ediyorum. Denemeyi çok isterdim. Eminim harika bir pembe orkideye kokuyordur. Evet, biraz deterjan ve su takviyesi yapalım derken makine su almaya başladı. Biraz daha Tursil sıvı.
2 litre suyumu da içerisine ekledim. Evet, gayet güzel köpürmeye başladı. Biraz sonra agresif tambur hareketlerine geçecek. Esas yıkamasına geçtiği zaman şu an daha miktar otomatiği aktif olduğu için yavaş yavaş tamburunu döndürüyor. Süpürge sesini duyuyor olmalısınız. Videolarda mutlaka duyulur ara ara. Halıyı ilk önce elektrikli süpürge ile süpürdüm ve makinenin içerisine attım. Sizler de makinenizin içerisine atacağınız makinede yıkanabilir etiketi olan halılarınızı ilk önce bir elektrik süpürge ile tozunu çektirin, daha sonra makineye atın. Tavsiyem size bu yönde. Makinenizin pompa filtresi de ayrıca kir, pislik birikmemiş olur. Ben hep o şekilde yaparım. Silkeleyenler de var. Ama genelde çamaşır makinesine halı atacak olursam eğer mutlaka hep süpürge zamanına gelir. Yani süpürge yapılacak zamana gelir. Halıyı süpürürüz. Daha sonra makineye atarız. Halınızı silkeleyerek de makineye atabilirsiniz. Ama işte apartman gibi bir yerde oturuyorsanız eğer nerede silkeleyeceksiniz? Kalkıp da el alemin üzerine balkonda otururken halı silkeleyemezsiniz tabii ki apartmanda yaşıyorsanız. Halı silkelemeniz için müstakil bir evde ya bahçeli bir evde yaşamanız gerekir. Bunun için süpürgeyle halıyı ilk önce süpürüp makineye atmak daha mantıklıdır. Bunlar size benim küçük tavsiyelerim. Biraz daha su ekleyelim. Hemen hemen 3 litre oldu. Artık içerisine deterjan eklemeyi düşünmüyorum. Tursili kullanınca koku daha da arttı. Misler gibi şu an kokuyor. Burnuma koku harika geliyor. Bir önceki siyahlar mükemmel bir şekilde yıkanmış değerli izleyiciler. Yumoş siyah sıvı ile uzun programda Eco Perfect ile 35 derecede harika yıkanmışlar. Sonuçtan çok memnun kaldım. İşte bu yüzden sıvı deterjanla bir yıkama yapmak, uzunda yıkama yapmayı size her zaman işte bu yüzden tavsiye ediyorum. Herkesin yıkama alışkanlığı birbirinden farklıdır ama sıvı deterjan ile uzunda yıkanan çamaşır ve kısa programda sıvı deterjanla yıkanan çamaşır arasında benim fikrime göre farklar var. Evet, şimdi yıkama parfümüne geçelim. Deterjanlarla işimiz bitti. İlk önce koku daha kalıcı olması için Bungo kuzumun kokusu. Arkadaşım Softlan'ın mavisini kullanmıştı. Softlan'ın mavisi benim evimde olmadığına göre ben de mavi yumuşatıcılardan Bungo kuzumun kokusunu uydurmak istedim.
Arkadaşım April Fresh yumuşatıcıyı kullanmıştı. Ben de yerel ürünlerden ActiSoft'un mavisini kullanmak istiyorum. Hatta yenisinden biraz daha dökeyim. Sadece yıkama parfümü olacak. Makinenin yumuşatıcı haznesinde yumuşatıcı kullanmayacağım. Çünkü arkadaşım da kullanmadı. Halı yıkarken makinenin yumuşatıcı haznesinde yumuşatıcı kullanmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Sadece yıkama parfümüyle de halılarımızı misler gibi kokutabiliriz. Ve şimdi Hindistan cevizi. Perla yumuşatıcı. Hemen çalkalıyorum ve kokuya bir bakıyorum. Misler gibi. Wow. Tursile kesinlikle uyacak. Bu iki tursile kesinlikle uyacak. Muhteşem. Wonderschön. Thank you so much, Ferika. Thank you. Vielen, evet, agresif tambur hareketlerine artık geçti. Yıkamanın son aşamasına doğru içerisine yıkama parfümünü eklemek istiyorum. Makinenin yumuşatıcı haznesinde hiç yumuşatıcı bu halı yıkamamda kullanmıyorum. Umarım sizler de bu yıkamayı beğenirsiniz. Beğeneceğinizi umuyorum. Beğenmeyenler olursa da yapabileceğim bir şey yok. Özellikle halılarda yumuşatıcı kullanılmasını istemeyen insanlar benim bu halı yıkamalarımdan nefret ediyorlar, farkındayım. Özellikle eskiden çok yazanlar oluyordu. Bu halılara yumuşatıcı kullanılmaz, kullanılmadığı halde, altlarının bozulacağı halde sürekli siz yumuşatıcı kullanıyorsunuz gibisinden çok yorum yazanlar olmuştu. Ama bakın görüyorsunuz hiç altları bozulmadı, hiçbir şey olmadı. Ve uzunda yıkattığım halde 2 saatlik, 3 saatlik programlarda yıkattığım halde halılarımın altlarına hiçbir şekilde pul pul dökülme yok. Bir defasında halam bize gelmişti ve sormuştu. Telde balkonda bu halı asık vaziyetteydi. Anneme sordu ve anneme dedi ki, sen bu halıyı dedi banyonun içerisinde elinde mi yıkadın, yoksa dedi makinede mi yıkadın dedi. Annem makinede yıkadığını söyledi. Ben de makinede yıkıyorum ama bir defasında dedi makinede yıkadığında dedi halımın altındaki pul pul dedi lastiğinin döküldüğünü gördüm dedi. Daha sonra dedi hiç dedi. Ben makinede halı yıkamadım dedi. Seninkiler nasıl dökülmüyor dedi. İşte biz de o zaman böyle şaşırdık. Bilmiyorum ya az suyla makinesi yıkıyor ya da yumuşatıcı kullanmadığı için mi bilemedik. Yoksa halısı kalitesiz bir halı mıydı bilemiyoruz. Gördüğünüz gibi sizin önünüzde kaçıncı defa yıkıyorum, hiçbir şekilde altları pul pul dökülmüyor. Makineniz az su alıyorsa mutlaka biraz su ekleyin ki suyun içerisinde halınız yıkansın.
ki ben sert tambur hareketiyle yıkayan programda yıkadığım halde altları pul pul dökülmüyor. Çünkü sentetik programının çevirmesi, çünkü çok sert, çünkü agresif. Görüyorsunuz, bakın ne kadar uzun çeviriyor. Bekleme süresi çok az. Sanıyorum ki şanslıyım. Böylece daha etkin bir şekilde halılar yıkanmış oluyor. Ve ben halamın bu kadar uzun bir programda halısını yıkattığını düşünmüyorum. Hiç görmedim halısını yıkarken, ama zaten yıkamıyormuş makinesinde artık. Normal süreli bir programda yıkadığını farz edersem, onda öyle döküldüyse uzun da yıkasa kim bilir, artık halı parça parça çıkmış olurdu sanıyorum ki makinesinden. Bu arada halamın makinesi Talha'nın kullandığı çamaşır makinesinin aynısı. 8 kiloluk Arçelik HST miydi? Sanıyorum öyle olması lazım. Turuncu ışıklı, orta tarafında turuncu olan böyle bir paneli var. Turuncu ışıklı makine. Talha'nın şu an kullandığı makinenin aynısı. 1000 devirli. 1000 devirli olan modeli. Arçelik makinenin o halının altından pul pul lastiğini dökmesine gerçekten şaşırdım. Sanırım o makinenin tamburunda mı bir sorun var? Tamburunda bir çapak mı var, ne var bilmiyorum. O makineyi kullanan insanlar bana yorumlardan ulaşabilirler. Daha önce yıkadığınız makinede yıkanabilir halılarınızın altını döktü mü, yoksa dökmedi mi, yoksa halamın o makinesinin tamburundan mı bir arıza var? Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi bana beyan edebilirsiniz. Örneğin ben kendi şu an kullandığım Bosch seri 6 çamaşır makinemin tamburundan memnunum. Çamaşırlarımı çok fazla yıprattığını düşünmüyorum. Uzun programlarda bile. Gayet iyi, memnunum. Çamaşırlarımı hiç yırtmadı. Çamaşırlarımı delmedi. Çünkü bazı insanlarda ben şikayetler kısmında eskiden okurdum. Mesela Bosch çamaşır makinesi kullanıyorum, çamaşırımı deldi, çamaşırımı yırttı gibisinden. Böyle şikayetlerde bulunan insanlar vardı. Okuyordum eskiden. Bosch seri 6 hakkında böyle şikayetler yazılıyor mu? Hiç görmedim. Belki de yazılmış olabilir. Ben denk gelmemiş olabilirim. Çünkü çok fazla kontrol edip baktığım yok şikayet kısımlarına. Mutlaka vardır memnun kalmayanlar. Ama ben memnunum. Çamaşırlarım hiç delmedi. Çok fazla yıpratmadı, yırtmadı. Böyle lastikli şeylerin altlarını pul pul dökmedi. Şöyle biraz sıcaklığına bir bakayım. Sıcaklığı ılık. Zaten ılık suda yıkanmalarını istedim uzun bir şekilde. Maksimum olarak her zaman 800 devirde halıları sıktırırım. Çok çok ekstrem bir durum olursa ancak 1200 kullanırım. 1200'e bir defa sıktırdım. Çok yağmurlu bir havaydı. O zaman sıktırdım. Hatta bu halının altları umarım dökülmez diye biraz tereddüt ettim. Ama hiçbir şey olmadı 1200'e sıkıldığı halde. Ama yine de ben korkuyorum. 800 devir en güzeli, en mantıklı olanı. 800 deviri çok fazla geçmiyorum. Hatta 800 devirle birlikte kola ütü fonksiyonunu da ben aktif olarak kullanıyordum, ama bu yıkamada kullanmak istemedim. Canım istemedi, öyle diyebilirim. Aslında şimdi bile basabilirim kola ütüye, ama bu yıkamada istemiyorum. Kola ütüye bastığım zaman sanki 700 devirde sıkmış gibi çıkartıyor. Daha da nemli olarak çıkartıyor. 800 devir değil de sanki 700 devirde sıkılmış gibi halılarımı bana teslim ediyor.
Sizler halılarınızı 1200 devirde, 1000 devirde sıktırıyor olabilirsiniz. Ben sizin yıkamalarınıza karışamam. Herkesin yıkamaları birbirinden farklı olduğu gibi ben karışmıyorum. Elbette sıktırabilirsiniz. Ben kendi fikrimi burada söylüyorum. Sadece 800 devirde yani orta halli bir karar tam karar oluyor bence. Yani kendi evimdeki halılar için ben konuşmaktayım. Çok fazla zorda kalmadığım sürece 1200 devire çıkartmıyorum. Kışın bile soğuk havalarda bile hep 800 devirde halılarımı yıkıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, güzel bir sohbetli videosu oldu. Artık sohbetimi devam ettirmek istemiyorum. Ayırdığım sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Artık şimdi günlük normal hayatıma dönmeliyim. Makinenin başından ayrılmalıyım. Daha sonra kontrol için makinenin yanına elbette geleceğim. Yumuşatıcılı suyu yani yıkama parfümünü dökmek için. Sizleri seviyorum. Başka bir yıkama videomda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. O zamana dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, esenliklerle kalın. Hepinize iyi akşamlar, iyi ve güzel bir akşam geçirmeniz dileğimle. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao.